Yani ben dün işte bazı televizyonların davetlisi olarak miting alanındaydım, yorumcu olarak. Bizzat yerinden alanı hani teneffüs etme ve işte o kitlenin nabzını tutma şansım oldu. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. AK Parti ile alakalı özellikle muhalefet partilerinin, hani muhalefet partilerinin işi o da onu söyleyecektir ama biraz abarttıklarını ben düşünüyorum. Yani AK Parti kitlelerinde orta sınıflarda AK Parti'ye karşı bir soğuma, işte bir oy azalması olduğuna dair bir şey söylem var, bir de inanç, yani bayağı inanılmış bir söylem bu. Hani bu sefer tamam falan gibi bir söylem var. Bunun ben aşırı bir muhalefet partileri için aşırı bir iyimserlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü dün benim miting alanında gördüğüm esas gerçek şu. AK Parti'ye oy veren insanlar sadece oy vermiyorlar. Gönül de veriyorlar ve gönül vermiş bir şekilde o meydanı yağmura rağmen doldurmuşlardı. Onu da mesela orada bir duygu yoğunluğunun da olduğunu fark ettim. İşte şöyle bir anekdot vardı. Onu burada paylaşmak istiyorum. Mesela miting dağılırken elinde Türk bayrağı olan işte 50'li yaşlarda bir vatandaşımız o bayrağı hani miting dağılıyor. O da kendisi de geri geri giderken çıkışa doğru bayrağı da sallayarak gidiyordu. O arada yerde biz de basın platformundan meydanı seyrediyoruz. Yerde bir AK Parti bayrağı gördü. Küçük, işte ucunda çubuk var. Durdu. Elindeki Türk bayrağını işte yanındaki kişiye verdi. Bunu bir tutar mısın dedi. Bir yerdeki AK Parti bayrağını aldı. Çubuğu çıkarttı ve o bayrağı kendi koluna tak sardırdı. Ve Türk bayrağını sallaya sallaya meydandan çıkmaya doğru devam etti. Bu şunu gösteriyor. AK Parti ile ilişkisi olan seçmen duygu yoğunluğunu hala koruyor. Bu duygu yoğunluğu, duygu birliği devam ettiği sürece Erdoğan'ın İstanbul üzerinden ve Türkiye genelinde elde ettiği seçim başarılarının devam etme ihtimalinin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü İstanbul Erdoğan siyasetinde bir şey, katalizör, bir bel kemiği, bir taşıyıcı kolon da buna diyebiliriz. Çünkü 1994'ten bu yana 3 Kasım 2002 dahil ve devamındaki 12 seçimi AK Parti kazandığında bunun her zaman bel kemiğinde İstanbul oldu. Hatta sadece seçim başarıları değil. Şunu da eklememiz lazım. Hani neden İstanbul mitingleri AK Parti için önemli? Hani onun için söylüyorum. Diyelim ki Taksim Gezi Parkı eylemleri yapıldı ve devamında Sayın Erdoğan İstanbul'da, o zaman Kazlıçeşme'ydi sanırım. Orada devasa bir mitingle kendi kitlesini işte sahaya çıkardı ve o mitingle toplum, İstanbul'da yaşayan insanlar Sayın Erdoğan'a sahip çıktı. Devamında 17-25 Aralık işte emniyet yargı işbirliğiyle meydana gelen o darbe girişiminden sonra da benzer bir miting yapıldı ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşanan miting. Bu şu demek, yani İstanbullular Tayyip Erdoğan'a sahip çıktılar. Dünkü mitingde benim gördüğüm ve sahip çıkmaya da devam ediyorlar. Bu da seçim öncesinde ciddi bir işaret olarak bunu okuyabiliriz.